Adana'da 5 Mart gününden beri haber alınamayan kadın ekin tarlasında öldürülmüş olarak bulundu. Karakola da başvurduk, savcıya da yaptık, emniyet amirine de yaptık, hepsine yaptık. Ne dediler sen? İlgileniyoruz dediler. Edinilen bilgiye göre Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Belediyesi Söğütlü mevkiinde pikniğe giden bir aile tarafından kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma olay yerinde çalışma yaptıktan sonra cesedin 2 hafta önce kaybolan Fadime Çam'a ait olduğunu belirledi. Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çukurova ilçesi Karsı mahallesindeki evinden 5 Mart günü çıktıktan sonra haber alınamayan 3 çocuk annesi Fadime Çam'ın eşi İshak Çam ve yakınları da morga geldi. Eşinin nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgisinin olmadığını belirten İshak Çam, Salbaş beldesi yakınlarında bir ekin tarlasında piknikçiler bulmuş cesedini. Şüphelendiğim birileri yok. 2 haftadır kayıptı, cesedi bulundu dedi. Ben gitmedim, görmedim. Benim, bana haber vermediler. Şüphelendiğim kişi kimse yok. Şimdi ben şu dersem yalan olur. Çünkü kimseye bir yanlışım olmadığı için ben kimseden şüphelenmiyorum şu an. Fadime Çam'ın kardeşi Ercan Aydın 5 Mart'ta kardeşinin evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirtti. Kardeşinin kaybolduğu gün bir telefon firmasının güvenlik kameralarından görüldüğünü aktaran Aydın, yanında 3 bilezik, 2 yüzük, 1 küpe ve 500 TL varmış. Polise başvurduk ancak cep telefonu açık olmasına rağmen kız kardeşimi bulamadılar. Dün öğleden sonra pikniğe gelenler cesedini bulmuş diye konuştu. Piknikçiler bulmuş, onlar da haber etmiş askere. Onlar bulmuş. Darp falan var mıymış yaramara? Hiçbir darp yok diyorlar şimdi. Yüzüne bir yağlı görtmüşler. Yağlı da sıcaktan vura vura yüzünü derisi kavlamış. Fadime Çam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Karsı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.